İç ve doğu bölgelerimiz kar yağışının etkisi altında. Burası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi. Bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezine giden onlarca araç yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü yolda oluşan buzlanma nedeniyle pek çok araç kayarak yoldan çıktı. Kayan araçlar AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Vallahi biz dedik kayak merkezine çıkalım. Geldik, arabalar yolda kalmış. Biz de yolda kaldık, tamam mı? Şimdi şu anda gidemiyoruz. İşte bir araba şudur burada yolda kaldı, kaydı. Yol kaygandır, arabaların gitme şansı yok yani. Ya biz de gözlerimizi açamıyoruz kardan. Kar yağışı Erzincan'da da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 45 ve Kemah'ta 4 olmak üzere toplam 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kars'ta da kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta İstanbul'a yapılan uçak seferlerinde röterler yaşandı. Bursa'da ise yoğun kar yağışı Ankara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. İnegöl ilçesi Mezitler bölgesinde Ankara yönüne gitmek isteyen araçlar 40 dakika beklemek zorunda kaldı. Yolun açılmasıyla karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı araç sürücülerini ikaz ediyor. Kar lastiği ya da zinciri bulunmayan araçların seyir etmesine izin verilmiyor. Sivas'ta ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini arttırdı. Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini arttırmasıyla çobanlar zorlu kar yolculuğunu göze alarak sürülerini hayvanların otlayabilecekleri alanlara indirdi. Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hayvancılık yapan Eren Küçük, havanın sertleşmesi üzerine koyun sürüsünü 20 kilometre mesafedeki ilçe merkezine indirdi. Zorlu göçü de böyle kaydetti.